Selamünaleyküm arkadaşlar. Çiftliğimize geldik, tavukları saldık. Günlük böyle bir vlog tarzında hayvanlarımızın bakımı var bugün. Folluklardan yumurtalarımızı alacağız. Folukların içine bir şeyler koymadım daha. Hayvanlar her gün satıldığı için azalıyorlar. Yine şurada bir kırık var. Daha ilk defa geldim koluklara. Yine burada da bir kırık var. Bu sürü satışta olduğu için pek soluklarına bakmadım. Sıfırdan tertemiz yapayım diye, ikinci bir iş olmasın diye şu anda dokunmuyorum yani. Ondan dolayı pis gözükebilir. Yaklaşık 150 civarı bir hayvan var burada. Eksilmeye de devam ediyorlar. Günlük 4'er 5'er. Çok kırığı var ama. Şurada yanmış. Kırmışlar. Yumurtamızın içi sapsarı, muazzam sarı. Genelde üst katlar temiz. De. Yine de ben bunları... Çok kırmışlar bunu. Onun için... Soğukların içine de bir şey koymamış. Koyalım yani. Kızlar benden uzak durun bakayım. Kovayı küçük getirmişiz. Kovayı küçük getirmişiz. Sakatlık çıkarmayalım. Zaten. Horoz mu istiyorsun sen?
Bir kısmı da oraya uçmuş kaçmış. Orada da 4-5 tane yumurta oluyor. Geriye gelemiyorlar ama giderken gidiyorlar. Bereket versin, iyi yumurtlamışlar. Soğuklara rağmen Ligorin iyi. Ama bu folluğa dönüyorlar, ediyorlar, pisletiyorlar. Oraya çare bulmuştuk. Geceleri kapatıyor. Sadece içine bir şey koymamıştım. Her gün satılıyorlar. Belki bir anda bitirebilirim diye. Çünkü farklı projelerim var. Bundan dolayı. Yumurtaları aldık. Açmışlar yemliklerini. Yemlerini verelim. Tavuklara ara ara farklı besinler vermek hem onları mutlu eder hem de fayda eder, kendilerine de fayda eder, mutlu da olurlar. Arpa septim. Şurada da otu var. Fazla başlarına duramayacağım diye oraya salmayacağım. Genelde orada oluyorlar başlarının olduğunda. Çünkü köpeklere falan karşılık belli olmaz. Hemen koştular geldiler. Bilibililer acıkmış. Yemimizi vermeye devam ediyoruz. Yem, gezen bir özlem,
granül. Palet hem hayvanı yoruyor hem de sindirim açısından sıkıntı veriyor uzun vadede. O yüzden ben memnun olarak kullanıyorum. Verim açısından da iyi. Epey acıkmışlar. Aslında yemlikleri de vardı değil mi? Izgara olduğu için şu anda her yerde ayağımız pislenmeden gezebiliyoruz. Rahatça yemimizi verebiliyoruz. Yemin içindeki mısır taneleri görülüyor. Tabi bu yem maliyetleri şu anda, ondan da bahsedeyim, felaket gidiyor. Bunu kısmak için takım yollara başvurulabilir aslında. İki gün atıyorum hayvanı, haftada iki gün farklı bir beslenme şekli uygulayabilirsiniz. Ya bu yemle karıştırırsınız ya da nasıl diyeyim, direkt karıştırmadan verebilirsiniz. Onda da işte kepektir, arpa ezmesidir, buğday ezmesidir. Yani bu yemi katmadan veya kataraktan karışım. Hafif tuz, biraz sıvı yağ ile maliyeti biraz düşürebilirsiniz ama hani oturup güzelce hesaplamak lazım, değer mi değmez mi, çok bir verimi zararı olmaz. İki gün farklı besleyeceğiniz için öğrenler bugün öğren vakti acıkmış. Günlük vlog çekimimiz tüm hızıyla devam ediyor. Yemimizi de baştan vereyim en hızlıca. Günün sonuna geliyoruz. Tavukları da kapadım. Folukların önüne. İşte bugün yumurtaları ilk topladık. Biliyordum zaten böyle kırılabileceklerini. Saman tedarik ettim. Gördüğünüz üzere zaten yerleştirdik. Gün boyunca yemimizi verdik. Bakımlarını yaptık. O kaynattım dediğim doğal antibiyotiği damacana soluğa verdik. İçiyorlar şimdi. Destekleyici. Son çıkan yumurtalar da göstereyim size. Tertemiz. Hepsini birden alayım dedim ama alamayacağız galiba. Şu şekilde tertemiz çıkmış. Samandan sonra içine de yatmayacaklar için bundan sonra böyle olur. Dediğim gibi farklı projeler var. Ürünler satışta epey gitti zaten. Kalan da az ve az gidiyor. Toplu da isteyen oluyor da toplu biraz uygun istiyor herkes. Onlar da haklı. Fakat daha ağır gitsin. Değerinde gitsin. Günlük çiftliğimizdeki işlerimiz bu şekildeydi.
Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese hayırlı, huzurlu, bereketli günler dilerim.